Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyorum. Çok değerli bir konuğum var. Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz yayın konuğum. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Aleyna Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Hemen geçen haftadan başlamak istiyorum. Merkez Bankası yine faiz kararını sabit tuttu ama bir yandan da beklenti şu yöndeki faizlerin indirilmesi şeklinde. Sizin öngörünüz nedir? Merkez Bankası faiz indirimine ne zaman gider? Evet Aleyna Hanım, şöyle yani genel olarak son faiz karar metnine baktığımız zaman aslında benim beklentimin biraz ötesine geçen bir güvercinlik gördüğümü söyleyebilirim. Zaten Merkez Bankası'nın bir miktar güvercin eğilimini biz enflasyon raporu sunumunda görmüştük. Bu nedenle bu metinde bir güvercinleşme eğilimi, faiz indirimine dair üstü kapalı da olsa bir sinyal olacağını düşünüyorduk. Ama bence çok üstü kapalı değil, çok daha açık, benim beklediğimden çok daha açık bir faiz indirimi sinyali var Merkez Bankası'nın PPK metninde. Dolayısıyla yani faiz kararı sonrasında Aralık ayında bir faiz indiriminin olasılığı benim nezdimde oldukça güçlendi. Yani faiz indirimine gitmek isteyen bir Merkez Bankası görüntüsünü görüyoruz. Elbette ki temkinli duran, belirli noktalarda hala şahin mesajlar veren Merkez Bankası var ama diyor ki yani ben evet artıların eksilerinin farkındayım. Enflasyonda genel olarak geldiğim yerden memnunum. Bu nedenle daha da ötesi, daha da önemlisi şu. Ben faiz indirimine bir gevşeme olarak değil, bir reel pozitif faiz ayarlaması olarak bakıyorum. Enflasyon düştüğü için evet sıkı kalmaya biz hala devam edeceğiz. Sıkılığı koruyacağız. Koruyabilmek adına da enflasyonun düştüğü kadar ben faiz indirmeye devam edeceğim. Dolayısıyla bu mesajı özellikle veriyor ki metne yeni bir ibare eklenmiş biliyorsunuz bununla ilgili. Bu nedenle de tüm bunları üst üste koyduğumda ben şöyle anlıyorum. Aralık ayında faiz indirimine gitme isteği çok güçlü Merkez Bankası var. Oraya şöyle bir şart koyabiliriz. Gitmeme olasılığı da olabilir mi? Düşük olasılıkla da evet var. Yani Ocak'ta da başlayabilir veya Şubat'ta da başlayabilir. Bunu ne belirleyecek? Özellikle 3 Aralık'ta gelecek Kasım ayı enflasyona bir bakacağız. Eğer orada yani beklentiye paralel ve beklentinin altında ve hatta %2'nin altında bir enflasyon görürsek Aralık ayında benim için faiz indirim ihtimali oldukça artmıştır. Dolayısıyla şimdilik genel beklentim, daha olasılığı yüksek olan beklentim, Aralık ayında simgesel bir adımla, yani nedir bu 100-150 bas puan açıkçası indirimle, faiz indirimle başlayacak bir Merkez Bankası olma ihtimali şimdilik benim nezdimde güçlü. Tabii 3 Aralık'taki enflasyonu da bir görmek gerekir. Ama genel itibariyle şartları zorlayıp faiz indirimle gidecek bir Merkez Bankası görüntüsü alıyorum ben metinden. Peki hemen bunun akabinde şimdiden konuşulmaya başlandı. Asgari ücret beraberinde işte emekliye yapılacak zam oranları ama bunun için erken diye düşünüyorum. Yine de varsa bir tahmininiz kısa da olsa almak isterim. Tabii şöyle Aleyna Hanım, yani bu sene geçen senelerden daha farklı ve hararetli bir tartışma var. Çok daha önceden başladık ve kafalarda karışık. Ne olacağı hiç belli değil. Temel sebebi şu. Yani IMF ve yabancı kurumların ciddi bir tavsiyesi var. Diyorlar ki yani enflasyonla mücadele ediyorsanız ve başarılı olmak istiyorsanız ne yapıp şu ücretleri geçmiş enflasyona göre değil, yani geriye dönük endeksleme değil, beklenene göre yapın. Neden geriye doğru yapmayın? Çünkü geriye doğru endekslediğinizde daha yüksek zam vermek zorundasınız. Ama beklenen enflasyon daha düşük olduğu için şöyle örnek vereyim. 2024 gerçekleşen %44 bekleniyor. Ama Merkez Bankası'nın 2025 hedefi %21. Yarı yarıya neredeyse fark var. Dolayısıyla yani bu geriye dönüp değil ileriye dönüp ücret artışı yapın, fiyat artışı yapın arkasındaki temel etmen şu. Yani ücretler önemli bir enflasyon nedenidir. Hem talep yaratır hem maliyet unsurudur. Dolayısıyla da enflasyonu düşürmek istiyorsanız daha az zam yapın. Beklenen enflasyona göre yapın tavsiyesi var. Dolayısıyla bu tavsiyeler zaten piyasayı bir miktar hazırlamıştı. Sorular IMF'in özellikle yakın vadedeki bu raporuyla birlikte oldukça artmıştı. Şimdi dolayısıyla da tabii bir takım söylemler de geldi kulislere. Örneğin işte Merkez Bankası'nın Amerika'daki yatırımcılara işte %25 kadarlık bir zam yapılacağı, yani beklenen enflasyona göre yapılacağı, hani tabiri caizse söz verdiği şeklinde bir takım ibareler de bu tartışmaları hepten güçlendirdi. Bir de bunun yanı sıra enflasyon raporu sunumunda Başkan Yardımcısının Cevdet Akçay Hocam'ın şunu söylemesi. Hani artık ufak ufak biz gerçekleşene göre değil de beklenen enflasyona göre geçersek, hani bunun tam da zamanı, doğru da bir zamanı, çok daha uygun olabilir minvalindeki açıklamalarıyla birlikte hepten tartışma konusu oldu. Şimdi şunu söyleyeyim, bence
Tabii bu hükümetin veya Merkez Bankası'nın karar verebileceği mesele değil. Bir komisyon var. Komisyonda üçlü taraf var. Ana taraf işveren ve işçi tarafı. Hükümet de burada mümkün mertebe. Tabii hükümetin de elbette ki tavsiyeleri var. Sonuç olarak önemli ve kritik bir aşamadayız enflasyonla mücadelede. Elbette onların da bir takım beklentileri olacaktır. Dolayısıyla benim beklentim şu. Yani bu beklenen enflasyona göre mutlaka senaryolara girecektir, tartışma senaryolarına. Burada farklı farklı senaryolar var ama bana şu çok mantıklı geliyor. Şunu yapabilirler. Gerçekleşen enflasyonun %50'si alınacak. Beklenen enflasyonun da %50'si alınıp ortaya bir rakam çıkıyor. Bu rakam %32,5'a tekabül ediyor. Tekabül Hadi ediyor. diyelim ki evet bir %2,5 da biz verdik diyebilir hükümet belki ekonomi yönetimi ya da işte Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp hani burada çünkü bu arada Cumhurbaşkanı'nın da açıklamaları var geçen hafta. O da dedi ki enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz. Öyle deyince Cumhurbaşkanı piyasanın umudu da arttı. Dolayısıyla hepten kafalar karışık yani. Ama şunu biliyoruz yani başta Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası elbette ki onların takdir yetkisi yok. Ama şöyle bir üstü kapalı metne de baktığımızda yani onların metinlerine, raporlarına baktığımızda şöyle bir istekleri var. Hani mümkün mertebe bu asgari ücret artışı beklenene göre olursa hani bu enflasyonla mücadelede bize yardımcı olur şeklinde bir bakış açıları olduğunu da biliyoruz. Her ne kadar belirleyici ve yetkili kurum olmasalar da. Toparlayayım. Ben açıkçası minimum %30, maksimum %35 bandında bir asgari ücret zammı bekliyorum. İşte burada da %32,5 yapıyor. O %32,5 olabilir. Ama o 35'e tamamlanır mı? Açıkçası son PPK metnini görmeden önce tamamlanır diyordum. %35 verilir diyordum. Fakat son PPK metninde bir ibare var. Diyor ki Merkez Bankası, maliye politikasının para politikası ile eş güdümü artarak devam edecek diyor. Şimdi bu cümle çok tartışmalı. Bir kere vurucu bir cümle. Para politikası maliye politikasına atıf yapıyor. Yani hem de metinde atıf yapıyor. Çok kritik toplantıda. Şimdi nereden çıktı bu atıf dediğimizde? Şimdi bu eleştirilere bir cevap. Bakın piyasada kimi dinlerseniz dinleyin. Herkesin mutabık olduğu yer şu. Diyorlar ki enflasyonla mücadelede para politikası fazlasıyla üstüne düşeni yaptı. Daha yapabileceği bir şey kalmadı alan. Ama maliye politikası tarafına baktığımızda orada enflasyonla mücadeleye yeterince destek olunmadığını görüyoruz. Yani yeterince sıkı olmadığını görüyoruz. İşte o nedenle enflasyon düşmüyor şeklinde genel bir algı var. Doğru bir algı bence bu. Şimdi Merkez Bankası da bu eleştirilere cevap veriyor. Diyor ki bakın endişeye mal yok. Ben böyle okudum. Şimdi herkes farklı okumuş bu cümleyi. Bu cümle ne anlama geliyor? Niye bu konuda? Ben şöyle okudum. Maliye politikasından biz sözü aldık. Bize 2025'te önümüzdeki dönemde destek olacaklar. Ve sizin o eleştirdiğiniz yer konusunda da içiniz rahat olsun olarak okudum. Şöyle okuyanlar da var. İşte tatlı sert bir maliye politikasına bir tabiri caizse bir tavsiye. Bakın Ocak ayı geliyor. Yönetilen, yönlendirilen fiyat artışları olacak. Asgari ücret artışları olacak. Hani o nedenle bizimle eş güdümlü giderseniz çok daha iyi olur. Ben bunu böyle okumadım. Veya şöyle okuyanlar da var bu mesajı. Hiç ne olduğu belli değil. Zamanla anlayacağız. Bence öyle değil. Yani çok vurucu bir cümle. Mutlaka onun bir anlamı var. Maliye politikası zaten hani şu aşamada zaten şunu da biliyoruz. Yani para politikasıyla maliye politikası kanadı yöneticiler anlamında aslında oldukça eş güdümlüler. Dolayısıyla şunu da biliyoruz yani Sayın Fatih Karahan'ın Sayın Mehmet Şimşek tarafından sıklıkla tavsiye edildiğini de biliyoruz. O açıdan helesi böyle bir kritik aşamada para politikası kalkıp da eş güdümü sorgulatacak bir mesaj vermez her şeyden önce. Öyle bile olsa vermez bence. En azından bunu açık etmez. Kendi aralarında bu sorunu tartışırlar, halletmeye çalışırlar. O açıdan şimdi o mesajdan sonra piyasa dedi ki yok, %30'un üstüne çıkan bir asgari ücret beklememek gerekir. Toparlayayım yani hala kafalar karışık ama ben açıkçası %35'in üstüne çıkacak bir asgari ücret beklemiyorum. %32,5'la karar kılınıp belki bu olsa olsa %35'e tamamlanır. %30'un altını da beklemiyorum açıkçası. Hatta şunu da biliyorum kulis bilgisi olarak. Reel sektör diyor ki %30 bizim kırmızı çizgimiz. Bunun üstünü çok istemiyoruz şeklinde bir takım beklentiler de var. Yani tüm bunların hepsini toparladığımda karşıma gelen rakam minimum %30, maksimum %35 gibi görünüyor Aleyna Hanım. Sanki biraz orada iyi polis, kötü polis de var değil mi? Yani hadi siz vergilerinizi alın da biz de bir rahatlayalım şeklinde. Çok fazla üzerine gidildiği için maliyenin böyle bir hani hep size bir şey söylemeden durmayalım, biz de söylemiş olalım şeklinde de bir açıklama da olmuş olabilir gibime geldi. Yani tabii farklı yorumlamalar olabilir ama ben bunu bir daha iyimser mesaj olarak da gördüm. Aslında bir gerçekçilik olarak da gördüm. Bir kere Evet, bir hiç koymaya kesinlikle. da bilirlerdi bunu. Ama Merkez Bankası diyor ki bakın sizin endişeleriniz var enflasyon düşmüyor.
diye. O endişelerden biri de bakın diyor ki artarak devam edecek. Yani aslında orada şu var, bence şöyle bir anlam çıkıyor. Evet, yeterli değil, size katılıyoruz ama artarak eş güdüm devam edecek. Dolayısıyla burada bu bence faiz indirimi için de bir alan da açıyor Merkez Bankası kendine. Diyor ki hani sorunu gördüğünüz yerlerden birinde biz sözü aldık, konuştuk. Orası da bize destek olacak, korkmayın. O nedenle de ben faiz indirimle bu noktada da sıkıntı olmayacağını düşündüğüm için daha rahatlıkla gideceğim mesajı. Hani bunu ben gerçekçilik olarak gördüm. Çünkü ya sorumluluğu kolay alınabilecek bir cümle olmadığı kanaatindeyim. Dolayısıyla aslında Merkez Bankası yöneticilerinin bence işini ne kadar iyi yaptıklarını, ben böyle yorumluyorum dediğim gibi, işini ne kadar iyi yaptıklarının da bir göstergesi. En azından sorunlu bir alana atıf yaparak burada iyileşme sağlanacak, merak etmeyin diyorlar. Bunu da kıymetli buluyorum ben açıkçası.